Ayşe! Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Lütfen sinyal... Alo, Ayşe? Alo, Zümrüt teyze. Hande yanındaysa ona telefonu verir misin? Onunla konuşmak istiyorum. Hayırdır kızım? Hande yanımda değil ama dur, çağırayım. Hah, geldi o da. Bir dakika bekle kızım. Ayşe seninle konuşmak istiyor. Ayşe, hangi dağda kurt öldü? Beni aradığına göre çok önemli bir şey olmadı. Doğru bildin, evet. Çok önemli. Bir an önce konuşmalıyız. Tamam, konuşalım. Nereye geleyim? Bekle canım orada, geliyorum. Niye aramış Ayşe? Gidince öğreneceğim, al. Bana bak, durduk yere o kız seni aramaz. Bana doğruyu söyle. Gene Ayşe'ye bir şey mi yapmayı planlıyorsun sen ha? Bana söylesene kızım, o bebeği düşürmesinin sebebi sen miydin Hande? Çekil, acelem var. Bana önce cevap vereceksin, ondan sonra nereye gideceksen gideceksin. Çok soru soruyorsun sen ya. Ben sana topluca bir cevap vereyim, sen de rahatla. Evet, Ayşe'nin bebeği düşsün diye elimden ne geliyorsa yaptım. Yaman'la da yattım, tamam? Bana acı çektiren herkese sırasıyla cezasını çektirdim. Benim ödediğim bedelleri onlar da ödesin istedim, anladın mı? Aldın mı cevap? Hande! Sen ne ara böyle bir canavara dönüştün kızım ha? Senin içine şeytan mı girdi? Seni ben emzirdim. Sana ben terbiye verdim Hande. Sen ne zaman bu kadar kötü bir insan oldun ha? Seni doğuracağıma taş doğursaydım daha iyiydi. Bırak, canımı acıtıyorsun. Canım acıyor kızım. Senin daha çok canın yanacak kızım. O masum insanlara yaptıklarının bedelini öderken canın çok yanacak kızım. Çekil. Ah! Hande! Hande bir yere gitmiyorsun. Hande! Daha fazla kimseye kötülük etme artık kızım. Kızım, hakkımı haram edeceğim sana. Hande gitme. Hande! Allah'ım! Allah'ım! Oğlum. Anne. Anne, Ayşe yok. Gördün mü Ayşe'yi? Bilmiyorum, görmedim de biri silahımı almış. Ayşe almış olabilir. Ne demek silahım yok, Ayşe almış olabilir ya? Ne olmuş? Ayşe silahını mı almış? Bilmiyorum oğlum, silahım yok. Sinan, koş kardeşinin peşinden, yalnız bırakma. Ferit. Telefonu Zümrüt teyze. Aç şu telefonu ya. Aç. Nereye gidiyoruz ya? He? Nereye gidiyoruz? Dur bir önce nereye gittiklerini öğrenelim. Nasıl öğreneceğiz abi? He? Nasıl öğreneceğiz? Ayşe'ye ulaşamıyorum. Sabah kalktım yok. Annenin telefonu bende. Zümrüt teyze telefonunu açmıyor. Nasıl öğreneceğiz abicim? Bana bir akıl ver. Nasıl öğreneceğiz? Bak oğlum, bak. Böyle durumlarda sakin olmak lazım, tamam? Bir salim kafa bir düşünelim. Bir yatır kafayı. Bu kız nereye gitmiş olabilir? Bir düşün bakayım. Bilmiyorum abi. Nereden bileyim nereye gittiğini? Bilmiyorum. Bilmiyorum işte. Oğlum bak, bir sakin ol. Bak belki de düşündüğümüz gibi değildir, anladın mı?
Belki kafa toparlamaya gitmiştir. He? Belki de eve geri döndü. Abi ben sana anlatamıyorum galiba ya. Ya Türkçe konuşmuyor muyum ben? Abicim sen ne duydun? Ayşe annemin silahını almış gitmiş. Hande'nin kendini zehirlediğini de anlamış. Nereye gidiyor acaba şu anda he? Hande yapmış öyle mi? Hande zehirlemiş her şeyi. Ulan. Bebeğinizi de. Abi Allah rızası için sus lütfen. Oğlum sus diyorsun da biz de insanız lan. Yani ben Allah belasını versin lan bu kızın. Yemin ediyorum al. Verecek abi verecek. Yetişemezsek Ayşe verecek belasını. Tövbe tövbe ya. Vallahi çok korkuyorum bak. Fena şeyler olacak abi ya. Kardeşim dur bir. Dur bir. Sen şu Zümrüt teyzeyi bir daha bir ara. Ara hadi. Açmıyor. Zümrüt teyze. Alo Zümrüt teyze. İyi misin? Hande nerede? Oğlum yetiş. Hande Ayşe ile buluşmaya gitti. Samandağ'dalar. Oğlum yetiş. Zümrüt teyze. Abi bir şey oldu Zümrüt teyze. Ne oldu bir şey mi dedin? Dedi. Dilemek için çağırdıysan öyle kolay affın yok bize. At! Hop! Ne yapıyorsun ya? Canımı acıttın. Ayşe! Canını mı acıttım Hande? Saçmalama. Saçmalama. Nereden buldun sen o silahı ya? Kalp Yarısı ATV'de.